Abdülkadir Selve Oyun içinde oyun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için savaş başlattığı bir günde, kadınların, çocukların başka ülkelere sığınmaya çalıştığı bir zamanda, sivillerin katledildiği bir sırada tarafsız olmak mümkün değil. Elbette ki yerimiz savaş karşıtı, elbette ki yerimiz sivil insanların yanı. Elbette ki yerimiz vatanlarını savunan Ukraynalıların yanı. Yeni Rus çarı Putin'in saldırgan işgalci tutumu kabul edilemez ama bunlar bizim oynanan oyunu görmemize engel olmamalı. 1. Komedyen diye alaya alınan Zelenski'nin ülkesini terk etmeden elinde silahla halkıyla mücadelesi her türlü saygıyı hak ediyor. 2. Ukrayna saldırısının ilk gününde Putin, Zelenski'nin telefonuna çıkmamıştı, ama Ukraynalıların direnişi güçlendirdiği takdirde Putin karizmayı çizdirebilir. Bu durumda Zelenski Putin'in telefonlarına çıkmaz. 3. Ruslara karşı direnen, ülkesini savmak için hayatını içe sayan Ukrayna halkına binlerce selam. Kalbim onlarla, onların direnişiyle birlikte atıyor. O kafa değişmiyor. 4. Ukrayna halkı bu komedyeni seçerek işgali hak ettiği şeklindeki kafa yapısı hiç değişmiyor. Türkiye'de Türk halkının iradesini hiçe sayan darbe destekçisi zihniyet Ukrayna'da da Ukrayna halkının iradesini küçümsüyor. Ukrayna halkı ister bir komedyeni seçer, ister bir ressamı. Ukrayna halkının komedyeni seçmesi Rusya'ya Ukrayna'yı işgal hakkı tanır mı? 5 bir kez daha görüldü ki ABD ve Batı sadece kışkırtır. Sonra geri çekilir, sizi düşmanınızla baş başa bırakır. Ukrayna'da da öyle oldu. Tarih tekerür eder sözünün altına bir de ABD'nin kalleşi hiç bitmez diye bir özdeyiş eklemek gerekiyor. Zelenskiy'e eleştiri. 6 Evet, Zelenski'nin elinde silahla ülkesini savunması her türlü saygıyı hak ediyor. Ama Zelenski'nin batıya güvenip ülkesini ateşin ortasına atması da doğru olmadı. Zelenski bir denge politikası yürütebilir, Ukrayna'nın bu duruma düşmesini önleyebilirdi. 7. Ukrayna olayı bize gösterdi ki liderlik çok önemli. Hele bu tür durumlarda liderlik her şeyden daha önemli. ABD'nin oyunu 8. Ukrayna'yı NATO'ya alacağız diye heveslendiren Rusya'nın tehditleri karşısında gaz veren ABD, Rusya Ukrayna sınırına asker yağarken Ukrayna'ya askeri destek vermeyeceğini beyan ederek Putin'in iştahını kabarttı. ABD ve İngiltere Putin'i Ukrayna işgal etmesi için adeta teşvik etti. Ama Rusya'nın işgal harekatı başlayınca Ukrayna'yı ortada bıraktı. 9- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krama cümbüşü ve sadece laf var iş yok uyarısının ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Türk Cumhuriyetleri ile Askeri ittifak. 10. Yeni Çar Putin'in hırsları başta eski Sovyet interlandında yer alan ülkeler olmak üzere herkesi dikkatli olmaya sevk etmeli. Putin olduğu sürece kimse güvende değil. 11. Ukrayna saldırısından sonra Türk Cumhuriyetleri arasında ortak askeri işbirliği yönünde adımlar atılmalı. Yeni dünya düzeni. ABD ve Batı'nın Putin'i Ukrayna işgali için teşvik etmesi yeni bir dünya düzeni mi kuruluyor? Dünyanın paylaşımı konusunda ABD ile Rusya arasında gizli bir ittifak mı söz konusu? Sorusunu gündeme getirdi. Bence de haklı bir soru. 13 Putin toprak peşinde, Biden ise ekonomik savaşı tercih ediyor. 14. ABD bir kez daha Batı dünyasını Rusya korkusu üzerinden konsolide ediyor. Rusya, Ukrayna üzerinden eski Hinterland'ına korku salıyor. ABD ile Rusya düşman kardeşleri olarak yeni dünya düzeninin temellerini atıyor. Ama bu arada Ukrayna masada yem ediliyor. 15. Oyun içinde oyun dememin nedeni var. ABD Ukrayna'ya verdiği askeri desteğin onda birini işgalden önce ilan etse Putin hareket edemezdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline bile isteği engel olmayan ABD, şimdi de meskun mahal savaşları yapılarak Rusya'yı şehir savaşlarında yıpratmayı hedefliyor, savaşı uzatmaya çalışıyor. Ama bu arada ölen Ukraynalılar oluyor. Türkiye'nin pozisyonu 16. Türkiye bu saldırıyı önlemek için elinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ve Putin'le görüştü ama Putin'in planları savaşı önlemeye yetmedi. Erdoğan daha fazla insani dram yaşanmaması ve savaşın bölgeye yayılmaması için aktif arabuluculuk girişimlerini sürdürüyor. Bu savaş uzadıkça hepimizi yakacak. Çocuklar ölmesin, ateşkes sağlansın diyen Türkiye'nin konumunda yanlış olan ne? 17 hem Rusya hem Ukrayna ile ekonomik ilişkileri iyi olan ülkelerden biriyiz. Ne ABD'nin ne Rusya'nın yolunu tercih ediyoruz. Üçüncü yolu tercih ediyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin menfaatlerini önemsiyoruz. Ateşkesin sağlanması için çaba gösteriyoruz. Bence doğru olanı yapıyoruz. Muhalefet ne yapmalı? 18 Bizim muhalefetin Ukrayna'nın ana muhalefet lideri Poroshenko gibi ellerine silah alıp Ruslara karşı direniş saflarına katılmalarını beklemiyorum. Ama bu tür durumlarda dahi Türkiye'ye laf sokmaya çalışmalarını anlamıyorum. Bu tür anlarda önce ülkem deseler daha çok kazanırlar. İğrenç yaklaşımlar. 19- Ukraynalı kadınlar eşlerini savaşmak için ülkelerinde bırakıp çocuklarını alıp komşu ülkelere sığınmaya çalışıyorlar. Kadınlar çocuklar büyük bir trajedi yaşıyor. Vatanını, yurdunu, yuvasını bırakıp can korkusuyla başka ülkelere sığınmaya çalışmak kolay mı? Bu durumda bize mağdura acımak düşer. Yardım eli uzatmak yakışır. Bu tablo karşısında kadınlara çocuklara uzanan ellerin kırılmasını isteriz. Ama bazı densizler Ukraynalı kadınlar için iğrenç yorumlar yapıyorlar. Biz asil bir milletiz, bunlar nereden çıktı böyle? Bunlara tek kelimeyle seslenmek istiyorum. İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz. 28 Şubat İttifakı 6 muhalefet liderinin ortak deklarasyon yayınlamak için 28 Şubat gününü seçmelerinin büyük bir iletişim kazası olduğunu düşünmüştüm. Hatta içimden 24 saat geçmeden düzelteler diye geçirmiştim. Ama Ali Babacan 28 Şubat tarihinin bilerek seçildiğini itiraf etti. Şu da konuşuldu. 28 Şubat'a denk geldi ama 25. yıl dönümü. Ayrı bir mana çıkarma, bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi, iyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat'ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes dedi. İkinci toplantı 27 Mayıs'ta mı? Babacan'ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş bu tarih yanlış anlaşılır mı diye aralarında müzakere etmişler. Babacan nasıl mesaj alacaksa alacak herkes diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs'ta yaparsınız olur biter. Abdülkadir Selvi Erdal Tanas Karagöl. Ekonomik ve finansal yaptırımlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte birçok ülke, başta da Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Japonya gibi ülkeler Rusya'ya yönelik sert ekonomik ve finansal yaptırımlar açıkladı. Gündeme gelen bu yaptırımlar, olası büyük bir savaşın önlenmesi açısından kullanılan önemli bir tedbir olarak öne çıkmaktadır. Ekonomik ve finansal yaptırımlarda öne çıkan ve dünya finansal sisteminin önemli bir aracı olan SWIFT sisteminden Rusya'nın çıkarılması en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Peki SWIFT nedir? Dünya Bankalar Arası Finansal iletişim Topluluğu SWIFT olarak bilinen bu sistemde dünyada para transferinin anlık olarak takip edilmesi sağlanıyor. 1973'te kurulan bu sistemin merkezi de Belçika'dadır. SWIFT, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından para transferi talimatları gibi bilgileri hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde göndermek ve almak için kullanılan geniş bir mesajlaşma ağıdır. 2021 yılında günde ortalama 42 milyon işlem kaydı alınması, 200'den fazla ülke ile 11 bin'den fazla finans kurumunun bağlı olması ve dünyadaki sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı gerçekleştiriliyor olması nedeniyle de sistemin ne kadar büyük ve kapsamlı olduğunu göstermesi açısından önemli. Sivir ticareti ve ödemeleri önemli ölçüde kolaylaştırmakta. SWIFT sistemi finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak konusunda önemli avantajları bulunmakta. Dolayısıyla dünyada ülkeler arasında ticareti kolaylaştırdığı gibi ticarette öne çıkan ödemelerin yapılmasına ve para transferlerin hızlı gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olduğu açıktır. Rusya SWIFT'ten çıkarılınca ne olur? Rusya'nın başta AB ülkeleri olmak üzere diğer birçok ülkeyle ticareti bulunmaktadır. Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması yani Rusya'nın küresel finansal sistemin dışına çıkarılması ticaret ve ödemeler açısından yaşayacağı sorunlar nedeniyle ekonomik olarak büyük bir maliyetle karşılaşacaktır. Diğer yandan Rusya'nın başta enerji olmak üzere birçok ülkeye verdiği doğal gaz ve petrolden elde edeceği geliri nasıl tahsil edeceği konusu ya da Rus finansal kurumların bu sistemin dışında kaldığında alacaklı olan finansal kurumların alacakları konusu da önemli bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce de İran SWIFT sisteminden çıkarılmış, İran ekonomik olarak önemli derecede olumsuz etkilenmişti. SWIFT sisteminin alternatifi var mı? Mevcut durumda birçok ülke SWIFT sisteminde olsa da bu sisteme alternatif geliştirildiğini de görüyoruz. Mesela Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Rusya Merkez Bankası SWIFT sistemine alternatif olarak finansal mesajların aktarılma sistemini geliştirdi. Diğer yandan 2015 yılında Çin tarafından geliştirilen ve mevcut durumda yaklaşık 80 yabancı bankanın kullandığı sınır ötesi uluslararası ödemeler sistemi halen geliştirilme aşamasındadır. Ancak bu bu sistemlerin Swift'in yerine geçmesi konusunda bir engel olmasa da kısa sürede mevcut finansal sistemle alternatif olması da kolay değildir. Bununla beraber Rusya diğer ülkelerle gerçekleştirdiği ticaret ödemelerini dolar dışında başka yabancı paralarla gerçekleştirir ve SWIFT dışında alternatif sistemlerle gerçekleştirme imkanı bulup kısmen de olsa bu yaptırımların maliyetini azaltsa da ekonomik olarak büyük maliyetlerle karşılaşır. Erdal Tanas Karagöl